Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle analizlerimize geçmeden önce Türkiye'yi ilgilendiren belli başlı haberlerle devam etmek istiyorum sizlere. İlk haberimiz IMF ile alakalı. Uluslararası Para Fonu IMF, Avrupa Departman Direktörü Paul Thompson, Rusya ve Türkiye hariç Orta Doğu ve Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Diğer önemli başlığımız, mafya eğilmezden hükümete açık mektup, gerekiyorsa para basın demiş. İki tane burada önemli bize öneri bulunmuş arkadaşlar, özellikle devlete bulundurmuş, açık mektup göndermiş devlete. Neler söylemiş? Öncelikle birincisi, kendi yaşamlarını toplum içinde hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği madden ve manen vermek, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yapmak. İkincisi ise, iş yeri kapatıldığı için, gelir kesilen, üretim durduğu için, ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek. Diğer haberimiz, bu belki günün en önemli haberi olabilir. 3 kamu bankasından bireysel ihtiyaç kredisi paketi. 3 kamu bankası bireysel ihtiyaç kredisi destek paketini açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'ye aşmayan hane halklarına 10.000 liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi verecek arkadaşlar. Bunun diyelim ki 10.000 lira çektiniz, 36 ayda 6 ay geri ödemesiz 376 TL ödeyeceksiniz. 7.500 TL çekerseniz de 282 lira, 5.000 lira çekerseniz 188 lira ödeyeceksiniz. 6 ay burada ödemesiz gözükecek sizin için. Diğer haberimiz arkadaşlar, kısa çalışma ile ilgili. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgında faaliyetini yavaşlatan, durduran tüm işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler. Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu dedi. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye biner liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağı açıklandı. Gelelim analizlerimize arkadaşlar. Altın analizimizden başlayalım öncelikle. Altın biliyorsunuz arkadaşlar, bugün rekor seviyeyi gördü. Cuma günkü yapmış olduğumuz analizde de belirttiğimiz gibi altının 340'ı geçeceği durumda alışlar başlayacak demiştik. Bugün 343 gördü arkadaşlar. Tekrar grafiğimize ayrıntılı olarak bakacağız inşallah açılırsa. Evet, bir F5 çekelim. Şu an sistemde bir yavaşlama var arkadaşlar. Ekran kayıt çalıştığı için bilgisayarı inanılmaz bir şekilde duraksatmış durumda. Hemen evet. Evet arkadaşlar, analizimize geçelim. Gramdan başlayalım. Gram altın. Evet. Gram altında grafiğimizi çizmiştik arkadaşlar. Ne demiştik? 330, 30'un üzerinde hızlı bir alışlar yükseldi. 330 ile 339 arasında bir banttaki dalgalanmalara şahit olmuştuk. Fakat şurada nötr bir yani burada piyasada ne al ne sat konumundayız. Şu an 340'ı geçti arkadaşlar. Kapanışta da büyük ihtimal 340'ın üzerinde başlayacak bir sonraki
bara. 4 saatlik grafikler zaten kapandı. Şu an 340'ın üzerinde bir alım yeri var. Buradan alınır mı satılır mı ne yapacağız? Arkadaşlar 340'ın üzerinden altındaki 350'yi bulacak büyük ihtimal. Bu yüzden yatırım tavsiyesi olmadan 340 üzerinde alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu altın çok yükseldi arkadaşlar. Yani bu bir rekor. Bu geri çekilme olur mu, olmaz mı? Geri çekilme olacaktır. Fakat nerede olduğu şu an belli değil. Çünkü yukarıda bir tavan yok arkadaşlar gram altında. Zaten rekor seviyeler geliyor. O yüzden almak isteyenler tereddütle bakıyor. Alıp almamakta çok kararsızlar. O yüzden geri çekilme olacaktır. Fakat 350'yi görecektir diye düşünüyorum öncesinde. Bu durumda nereden almanız? Arkadaşlar şu an 339, 338'lere stop, 337'lere stop loss koymak suretiyle buradan 340 üzerinden altın alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi belki geri çekilme beklemek isteyenler geri çekilme bekleyebilir. Fakat ilk hedef 350 olacaktır. Buradaki çok yakın bir zamanda 350'yi görecektir piyasalar. Bu şekilde giderse biliyorsunuz şu an teknik analiz işlemiyor arkadaşlar. Piyasada tamamen haberlere göre, yani koronaya göre, IMF'ye göre, Amerika'daki gelen verilere göre işlem yapıyoruz. Fed'e göre. O yüzden altın analizimiz de bu şekilde bitirmek istiyorum. Altın geri çekilmeye 339'un 340'ın altına inerse geri çekilme olacaktır. Fakat grafiğimizde bu şekilde olması çok zor. Yani aşağı inmesi 339'un aşağı inmesinde çok zor gözüküyor. O yüzden 340'tan alımlar çok şiddetli bir şekilde alım var arkadaşlar. 340'ın üzerinde alıp 350'yi bekleyebilirsiniz. Geri çekilme olabilir fakat nereden olacağı şu an belli değil arkadaşlar. Şimdi diğer analizimize geçelim. Dolar TL'ye geçelim arkadaşlar. Dolar TL analizimizde arkadaşlar belirtmiştik. 6.49 seviyesinin üzerine geçtiği zaman hızlı bir şekilde alımlar başlayacaktır. Burada 6.61 seviyesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. 6.61 seviyesini geçmediği sürece geri çekilme olabilir arkadaşlar. Fakat 6.61'i büyük ihtimalle kıracak. O yüzden buralarda çok dikkatli olmalısınız. Almak için biraz daha beklemeniz lazımdı arkadaşlar. Yani 349'u pardon 6.49 6.50 üzerinde almışsanız yani bir emir vermişseniz şu an bekleyin arkadaşlar. Çıkacak büyük ihtimal. Ama geri çekilme de olabilir. Nereye kadar geri çekilebilir? 6.50'ye kadar belki geri çekilebilir duruma göre. Alıştaysanız yani 6.50'den 6.49'dan alın demiştik arkadaşlar. Eğer dolarınız cebinizde ise bozulmak için şu an kısa vadeciler için söylüyorum. Beklemenizde fayda var arkadaşlar. Onun dışında şu an zaten 6.49'un aşağısına indiği zaman da 6.38, 6.40'lar bizi bekliyor arkadaşlar tekrar geri bir şekilde. Fakat buraya şu an ineceği zor arkadaşlar. Buradan sonrası inmesi biraz daha zor. Diğer analizimize geçelim. Şu an yeni başlayacak olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Almak isterlerse eğer arkadaşlar 6.61 bandını bekleyin. Şu an eğer dolar da olmayan arkadaşlar 6.61'in üzerine geçerse alımlar daha da yükselecek. O zaman alabilirsiniz. Yani 6.60 üzerine emir verebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şu an almayan arkadaşlar için söylüyorum. Biraz daha beklemeleri gerekiyor. Sıra diğer analizimize geçelim. Ons'a geçelim arkadaşlar biraz da. Ons yorumlayalım. Arkadaşlar, evet. Şimdi Ons'ta da en önemli seviyemiz 1638 seviyesi. Şu an 1638 seviyesini geçemiyor arkadaşlar. Aslında Ons'ta negatif görünse de bizim gram altında tam tersi pozitif ayrışıyor arkadaşlar. O yüzden de gram altın şu an düşecek gibi gözüküyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman gram altında şu an pozitif aslında yani. Çok yakın bir zaman seviyesinde 1638 seviyesini kırabilir. Ama durum şu an pozitif, negatif. Bu yüzden de burada zaten geçen hafta da söylemiş olduğumuz gibi iki kanalımızın arasında gidip gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde yarın olacak
Haberlere göre de tekrar tek gözden geçireceğiz bu durumu. Fakat şu an Ons'ta da durum yatay olarak devam ediyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gümüşe bakalım. Arkadaşlar gümüş de yataylığını koruyor. Dediğim gibi cuma günde gümüşe her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Gümüşü istediğiniz zaman alabilirsiniz. Yani nereden girdiğinizin şu an pek bir önemi yok açıkçası. O yüzden nereden almak istiyorsanız alabilirsiniz. Gün içerisinde 2.88'i görmüş fakat pardon 2.88, 2.89'u görmüş arkadaşlar. Buradan nereden isterseniz alabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten yukarıya dönüş yapacaktır illaki. 3.06'ları 3.05'leri 3.06'ları kıracaktır arkadaşlar yukarıya dön. Ama şu anlık burada da bir yataylık söz konusu. Arkadaşlar analizimizi burada bitiriyoruz. Kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.